Merhaba arkadaşlar, videom hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. AYT edebiyat tekrarları yapmaya devam ediyorum. Edebiyat tarihimizde İslamiyet öncesi dönemden sonra ilk ana başlığımızda devam edeceğiz. Başlığımızı sizler de görüyorsunuz. Neymiş? İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatı başlığımız. Özellikle İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatı dendiğinde biz bir tasnif yapmıştık ve hatırlarsanız bu dönem 11. yüzyılda başlıyor ve 19. yüzyıla kadar ne yapıyor? Devam ediyordu. Ve yeni burada bahsettiğimiz e, söz konusu ana dönemde geçiş dönemi, divan ebiyatı ve halk edebiyatı olmak üzere üç başlığın bizi beklediğinden bahsetmiştim ve burada ilk başlığımız gördüğünüz gibi neymiş? Geçiş es dönemi eserleri diyoruz. Yani eee yüzyıllara bakarsak biz İslamiyeti kabul ettikten sonra yani tam anlamıyla İslami ürünler ortaya koyduk mu dersek Elbette ki bu mantıksız bir cevap olur arkadaşlar yani ortaya koyduk dersek mantıksız bir cevap olur Çünkü özellikle ilk defa e, bu dönemde ürün verilmeye başlanmışsa e, hem bizim eski geleneklerimizin hem de Arap ve fars etkisinin e, aslında böyle ilk defa karşılaştığı dönem olması hasebiyle aslında burada bir takım önemli tespitler de yapabiliriz. Peki söz konusu bu dönemde yani geçiş dönemi eserlerinde biz dikkat ederseniz az da olsa bu dikkat edin önemli az da olsa Arapça, Farsça kelimelerin dilimize girdiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Nitekim bunu eserlerin başlığından da anlayabiliriz. Ee, divan hikmet dediğimizde bakın hikmet ve divan Türkçe kökenli kelimeler değil Arapça kökenlidir. Ee, yine e, özellikle e, divan-ı lügat -ı Türk dediğimizde divan ve lügat kelimeleri Türkçe değil yabancı kökenlidir. Yani demek ki geç dönem eserlerinden itibaren az da olsa dilimize yabancı kökenli kelimeler girmeye başlamıştır. Yine e, burada İslamiyet dönem şiir özelliğimizde Arap ve Fars etkisinin karşılaştığı dönem olmasından dolayı dikkat hece ile aruz bir aradadır. Yani ne demek bu şimdi? Bazı eserler beyitle yazılmıştır diyoruz ama şer düşüyoruz demek zaman işte şu kadar sayıda dörtlükle şiirler de vardır e, diye veya şu kadar sayıda e, hece ile şiirler de var diyoruz. Yani o zaman burada hece ile aruz bir arada yine dörtlük ile beyit nedir? Bir aradadır. Yine söz konusu burada bahsedeceğimiz bahsedeceğimiz eserlerde nedir? Hakaniye lehçesi kullanmıştır. Bu da özellikle şıklarda, genel özel sorularında, yanlış bilgi sorularında doldurma şık olarak ne yapıyor karşımıza çıkıyor. Peki geç dönem eserlerimizde bu can alıcı bilgiden sonra e, hemen dört tane ilk İslami eser diye tabir ettiğimiz eserimiz var. Bunlarla hızlı bir şekilde ne yapalım devam edelim. E, söz konusu eserlerden ilki Kutatkubilik, Diğer bir ifadeyle yani Türkçesi neymiş? Mutluluk veren bilgi eserimiz var. Burada bilik kelimesi eskiden böyleyken günümüzde ne olmuş? Bilgi olmuş. Yani e, metin içerisinde soru kökünde eğer mutluluk veren bilgi ifadesi geçerse bilik ve bilgi arasında e, ilişki kuralım ve e, söz konusu çağrışımı yapalım. Peki bu eser ne zaman ortaya çıkıyor? 11. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ve yazarı kimdir arkadaşlar? E, meşhur yazarımız Yusuf Has Hacip tarafından ne oluyor? Söz konusu eserimiz yazılıyor. Peki o zaman burada eserin yazıldığı yüzyıl önemli. Eseri yazan kimmiş? Yusuf Has Hacip önemli. Bunu cebimize bulunduralım. Peki bu eserde muhteviyat yani içerik olarak neler vardır kısaca bir değerlendirelim isterseniz. Esere baktığımızda bir insanın her iki dünyada mutluluğunun yolları anlatılıyor. Bunun dışında arkadaşlar ikinci bir önemli tema ideal bir insanın ve dikkat ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini anlatan bir eserdir. Burada benim koyu yazdığım ifadeleri veya benim söylediğim şekilde ne yapabiliriz? Kısaltarak not alabiliriz arkadaşlar. Yani demek ki bu eserde ne varmış? Bir insanın her iki dünyada mutlu olmasının yollarını ve aynı zamanda bir devlet adamının gerçek anlamda ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiği anlatılıyor. Peki bu söz konusu anlatımda ne vardır? Dört tane sembolik kahraman vardır arkadaşlar. Burada sembolik kahraman derken söz konusu e, eser içinde zaman zaman nedir arkadaşlar? Alegorik eser derler. Neymiş? Alegorik eser. Burada işte ay toldu, gün toldu, ögdürmüş gibi bir takım sembolik kahramanlar var. Ve bu kahramanların arasında geçen diyalog ile aslında yazar kendi fikirlerini ne yapıyor? Ortaya döküyor. Ve bu kahramanlar işte adaleti, saadeti, devleti ve aklı temsil etmek üzere dört tane sembolik kahraman var. Ve burada yazar aslında adaletin, mutluluğun, devletin, aklın vesaire ee, nasıl olması gerektiğine dair bize öğretiler sunuyor. Peki biçimsel açıdan baktığımızda eser nasıl yazılmış? Mesnevi biçimi ve şehname ölçüsüyle ki bu şehname normalde İran Edebiyatı'nda bir destan adı. Ve aruz kalıbının nasıl olduğu belki doldurma şıklarda gelir ama bunları net illa ezber yapmamıza gerek yoktur. Yine eserde işte 6645 beyit falan vardır. bunlar yine doldurma şık yapılabilir. İşte 173 hece ölçüsüyle yazılmış mani bulunmaktadır. Yani burada dikkat ederseniz beyit ile dörtlük veya aruz ile hecenin bir arada olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Eser Hakaniye lehçesiyle yazılıyor ki zaten bu dönem ürünlerinde bu ortak özelliktir. Bu eser nedir arkadaşlar? Dikkat edin. Didaktik yani öğretici bir mesnevidir. Peki bu eserin edebiyat tarihimizde bir takım ilk olma özelliği vardır. Nedir bunlar? İlk İslami eser. Bakın önemli. Ee, yine e, burada idare devlet adamı nasıl olması gerektiği dendiği için siyasete girmiş oluyor. E, ve siyaset name türünün bizde ilk örneği ifadesini ne yapalım bilelim. Yani şuradaki ilklerimiz biçim, bizim için önemli. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nda ilk mesnevi yani nazım biçimi olarak mesnevinin kullanıldığı ilk, ilk eser ve aynı zamanda yine aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser diyoruz. Yani burada dört tane ilk nedir? Önemli. Ee, yine genel özelliklerde bahsetmiştik. Az da olsa Arapça parça sözcüklerin olduğu zaten biliniyordu. Ee, yine işte bir takım işte nüshaları nerede olduğuna dair bilgi var. Bunlar çok önemli değil ama benim bahsettiğim, çizdiğim üzerine durduğum kavramları, özellikleri mutlaka bilin istiyorum arkadaşlar. Peki geliyoruz İslami, e, ilk İslami eserler veya geçiş döneminde ikinci eserimiz. Dikkat neymiş bu? Divanı Lugati Türk. Burada lügat kelimesinden sözlük kelimesini çağrıştırın arkadaşlar. Yani zaman zaman kendi aramızda benim lügatımda böyle şey yok deriz ya. Yani benim dağarcığımda, benim sözlüğümde böyle bir şey yok gibi bir anlam taşıyor. Bu eser bizim için çok önemli. Her zaman çıkmaya aday eserlerden bir tanesi Kutat Bilig de olduğu gibi arkadaşlar. Bu eserde yine 11. yüzyılda yazılıyor. Yazarımız ise nedir? Meşhur bir yazar. Nedir o? Kaşkarlı Kaşkarlı Mahmut diyoruz. Bir defa şunu unutmayalım. Eğer bir soru kökünde, bir metinde 11. yüzyıldan bahsediliyorsa bu eser olarak ya Kutatkubilik ya da Divan-ı lügat Türktür üçüncü bir eser yok. Yine 11. yüzyıldan bahsedilen bir metinden kimin yazdığı soruluyorsa arkadaşlar iki tane isim aklımıza gelecek. Yusuf Hazacip ve Kaşkarlı Mahmut aklımıza gelecek. Yani üçüncü bir kişi bize sorulmayacak. Bu bizim için çok önemli bilgi arkadaşlar. Unutmayalım yazarımız Kaşkarlı Mahmut diyoruz. Peki bu eser niye yazılmış dendiğinde Türkçeyi, dikkat Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bu bilgi önemli. Ee, eserde işte 7500 civarında Türkçe sözlük var. Bunun Arapça karşılığı var. Türkçenin Arapça kadar zengin olduğunu kanıtlamak ister gibi arkadaşlar burada e, bir takım e, Arapça ile ilişkilendirilen bilgi vardır ama e, bu eserin sadece bir dil kitabı olması yani Araplara Türkçe öğretmek gibi bir gayesi yok. Aynı zamanda ikinci önemli bir gayesi var arkadaşlar dikkat. Baş tarafında Türk dünyasını gösteren bir harita var. Yani Kaşgarlı Mahmut Türklerin yaşadığı coğrafyayı gezmiş, ulaşmış ve haritasını çıkarmış. Ve yine Türk lehçeleri hakkında bilgi veriyor. Yalnızca sözcük niteliği taşımıyor. Biraz önce söylemiştim. Türkçe sözcükler açıklanırken dikkat tarih coğrafya, folklor ve edebiyatta ilgili bilgiler verir. Toplumsal yaşamla ilgili ipuçları taşır. Ama dikkat şurası çok önemli yine arkadaşlar. Ee, Türklerin yaşadığı coğrafyayı gezdiğinden bahsetmiştik ve derleme yapıyor yazarımız. İslamiyet öncesi edebi ürünlerimizden koşuk, sagu, sav gibi e, ilk örnekler nedir? Yani sözlü edebiyat ürünlerimiz ilk defa yazılı kayda bu divan lügat türkle geçiyor. Bu da e zaten eserin e, birazdan bahsedeceğiz. Sadece kuru bir sözlük olmaktan öte aynı zamanda ilk ansiklopedik sözlük olmasını ne yapıyor? E, böyle nitelik taşıdığını biz ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Peki yine hakane lehçesinin kullanıldığından bahsedilebilir. İşte ne bileyim şiirlerde beyit dörtlük vesaire bir arada olduğu söylenir ama bunlar çok önemli bilgiler değildir arkadaşlar. Burada geçen notumuz çok önemli bence yine. Türkçenin ilk sözlüğü bilgisi bakın önemli. İlk dil bilgisi kitabı ifadesi yine önemli. İlk, e, i̇lk edebiyat antolojisi derken burada antolojinin ne olduğu zaten biliniyor. Nedir o günümüzde? Şiirlerin toplandığı, seçme şiirlerin toplandığı e, kitaplardır diyebiliyoruz bunu. Ve sözü, edebiyat ürünlerimizi derlediği için e, burada yazarımız bir antoloji özelliği taşıyor. Önemli. Yine Türk dünyasının e, ansiklopedisi ve Türklerle alakalı e, şiirlerini falan topladığı için ilk folklor halk bilimi çalışması diyoruz. Yani burada nokta geçen bu ilklerin tamamı bizim için önemli. Cebimize mutlaka koyalım arkadaşlar. Peki 12. yüzyıla arkadaşlar geçiyoruz. Artık 11. yüzyılda iki tane kişi ve iki tane eserden bahsetmiştik. Üçüncü eserimiz Atabetula Kayık. Bakın dikkat. E, neymiş Atabetula Hakayık? Burada hakayık ile e, hakikat ya da gerçek arasında bir ilişki kurabilirsiniz. Yani atabetül Lokayık adlı eser hakikatlerin eşi, gerçeklerin eşi veya gerçeklerin basamağı anlamına gelen bir eserdir. E, bu eser artık 12. yüzyılda yazılan bir eser. Yazarımız kimdir? Edip Ahmet Yükneki adlı bir yazardır. Evet. Yüzyılımız önemli. 12. yüzyıl Edip Ahmet Yükneki derken bu da nedir arkadaşlar yine önemli. Bu eser e, teslarda e, Kutadgu Bilig adlı eserle karışıyor arkadaşlar. Neden derseniz e, Kutadgu Bilig biliyorsunuz ilk İslami eserdi yani dini e, içerik taşıyan ilk eserdi ve burada ikinci bilgiye dikkat edin şimdi dini ahlaki didaktik ve vaaz niteliğinde bir eserdir. Yani bu da dini ahlaki ve didaktik bir öğretici eserdir. Peki şöyle bakalım. Bu eser gazel tarzında kafiyelenmiş. Asıl konular dörtlükler halinde. Bakın dörtlükler halinde yazılmış. Ya bu bir anlamda ne oluyor? kutatkı birlikten bu yönüyle ayrıldığı yönlerden bir tanesi burası diyebiliriz. Çünkü orada hakim olan Nazım biçimi mesnemiydi Hatta ilk Mesnevi sayılıyordu. Ama burada gazel tarzında kafiye var ve bir de neymiş? Asıl konular dört dörtlükler halinde anlatılmış. Yine kutatkı birlikte olduğu gibi aruz ölçüsü var. Yine kafiye, pardon, aruz ölçüsü kutatkı birlikte aynı ölçüyle yazılmış arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi değil. 14 bölümden kurulmuş ve Hakaniye lehçesiyle yazılması ki zaten genel özelliklerde bu dönemdeki 4 eserin Hakaniye lehçesiyle yazıldığını zaten Söylemiş. Bence burada kaydeder bir bilgi şurası. Bu eserin Kutat Kibrit'ten e, önemli farklarından bir tanesi şurası. E, dini görüşler, dini öğretiler ayet ve hadislerle delillendirilmiş. Yani güzel ahlakın temeli ve ahlaklı olmanın yolları biraz da e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ve peygamberimize dayandırılan hadislere atıf yapılarak anlatılmış. Zaten bu anlamda ilahiyat biliminin e, kurucusu diye de ne yapar bu e, yazarımız Geçer arkadaşlar. E, o zaman şöyle bir toparlayalım. Atabetül kutatkı büyük gibi dini içerikli bir eser. Ahlaki e, didaktik bir eser. Ama e, biçim itibariyle farklı. Yazıldığı yüzyıl farklı. Yazarları farklı. Buradan ne yapıyoruz? Farkı anlayabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar yine bakın dikkat. Yani işte Arapça parça kelimenin olması zaten genel özelliklerde bahsettim. Yani burada dörtlüğün e, işte beytin, aruzun, ecenin, ecenin bir adı olması falan. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. E, ben size önemli bilgileri söyledim. Peki e, ilk İslami eserlerde dördüncüsü neymiş arkadaşlar? Dikkat edin. Divan-ı Hikmet. Divan-ı Hikmet e, yine yüzyıl itibariyle 12. yüzyıla yazılıyor ve yazarımızda önemli bir şahsiyet yine ilk mutasavvuf yani bizde ilk tasavvufçu bakın önemli bu bizim karşımıza testlerde çıkabiliyor ilk tasavvufçu ilk mutasavvıf. Peki kimdir bu söz konusu kişi? Hoca Ahmet Yesevi diye bildiğimiz bir ünlü mutasavvuf Peki o zaman burada e, eser yazarı ortaya çıktı. Peki eserin muhtaviyatına yani içeriğine baktığımız zaman ne var? İlahi aşkın ibadetin cennetin konu edildiği didaktik bir eserdir. Yesevi şiirlerine hikmet adı vermektedir. Yazılma amacı halka İslam'ı hikmetli bir şekilde öğretmektir diyor arkadaşlar. Burada e, özellikle e, Kutatköbilik ve Atabetül Akayık'tan farklı olarak bu sadece normal dini bir eser değil. Aynı zamanda bizde tasavvuf yani dinin tasavvufi yorumu ile ilişkilendirilen ilk eserdir arkadaşlar. Çünkü burada ilk mutasavvuf dendiğinde o zaman bizde tasavvufun e, izleri arkadaşlar ne yapıyor? İlk bu eserde nedir arkadaşlar? Görülüyor. Peki. Ee, biçim olarak baktığımızda Batı Türkçesi ile 7'li 12'li heceyle ile yazılmıştır. Dili e, sade ve halk Türkçesidir. E, burada şunu yine e, ekleyebiliriz. E, hikmet adını verdiğimiz bu dört Türklerin tamamının e, Ahmet Yesevi'ye ait olup olmadığı tartışmalıdır ama şöyle bir gerçek var. E, bu e, divan hikmette bulunan şiirlerin en azından e, Ahmet Yesevi çizgisini sürdüren, onun görüşüyle paralel e, içerik taşıdığını yapmak lazım? Kabul etmek gerekiyor. Peki notumuza dikkat edelim şimdi. Tasavvuf şiirinin ilk örnekleri olan diyor. Zaten biraz önce bahsetmiştik. Tasavvuf şiirinin ilk örnekleri olan bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu'ya yayılarak halkı derinden etkilemiş. Ki e, Yesevi'nin e, talebeleri Anadolu'ya geldikçe Anadolu'da İslam'ın yaygınlaşması ne oluyor? Kolaylaşıyor arkadaşlar. Çünkü e, devamında Yunus Emre'ler Hacı Bektaş'a verilen ne yapıyor? İşte o kucaklayıcı e, öğretileriyle Anadolu'nun hızla İslamlaşmasını sağlıyorlar. Peki bir notumuz var. Çok önemli mi acaba? Ama bazen çok nadiren kaynaklarda gördüğüm için ekledim. Yesebi'nin Orta Asya'da yetişip orada kalan müritlerinden olan Süleyman Ata diye bir kişinin... ...dini ahlaki öğüt verecek hikmetler tarzına yazılmış bir Bakırgan kitabı da geçiş dönemi eserlerinden sayılabiliyormuş arkadaşlar. Yani çok meşhur değil, eserlerde çok çıkmıyor. Pardon. Sorularda pek gelmiyor ama ee, ben buraya ekledim. Şimdi gelelim arkadaşlar son bir başlığa. Şimdi burada bir soru işareti oluşabilir kafamızda. Biz ilk İslami eserlerden bir zaman aklımıza neyi getireceğiz? Kutadgu Bilig, Divan ı, -ı Türk, Atabetü'l Kayık, Divan-ı Hikmet ve bir de Bakırgan kitabını eklemiştik. Ee, ama bazı eserlerde yani soru bankalarında e, bu geç döneminde ikide bir karşımıza bir de ne soruyorlar getiriyorlar e, kitabı Dede Korkut yani Dede Korkut hikayeleri. Bence bu eser ilk İslami eserler değil de arkadaşlar burada veri, niye veriliyor derseniz biraz geçiş özelliği taşıdığı için yani başka bir yönden geçiş özelliği taşıdığı için geç dönem eserler içinde yer alıyor. Ama unutmayın 100 yılı e, normal ilk İslami eserler dönemiyle örtüşmemektedir. Buna dikkat edin. E, neymiş özelliğimiz? Halk arasında söylene söylene 16, 14. pardon yüzyılda son şeklini almış ama 15. ya da 16. bilinmiyor arkadaşlar burası 100 e, yüzyılda bilinmeyen bir yazı tarafından yazıya geçirilmiş destani hikayelerdir diyoruz. Burada şeyi, bilgisi e, bilgisini unutmayalım arkadaşlar. E, Dede Korkut hikayeleri dendiği için sanki Dede Korkut tarafından yazıldığını düşünen arkadaşlarımız oluyor. Bu eserin yazıya aktaranın kim olduğunu biz bilmiyoruz. Dede Korkut birazdan bahsedeceğim. Zaman zaman ortaya çıkan e, ve bilge bir şahsiyet olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Peki eserin içeriğine baktığımız zaman 12 hikaye bir ön söz. Bu bilgi sürekli karşımıza çıkacak. Artı bu eserde geçiş özelliği taşıması demiştik ya biraz önce. İşte özellikle bakın burası önemli. Hikayelerde nazım ve nesir karışık. Yani şiir ve düz yazı karışık. Peki ne tür özellik gösteriyor burada? Olaylar nesirle, e, duygu ve düşünceler ise nazımla yani şiirle aktarılıyor. İşte bu bilgi bizim için nedir? Geçiş özelliği taşıdığı için önemli. Yine destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş özelliği ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor. Burada tabi destanı e, dest, birazdan yine masalla ilişkilendireceğim. Biraz destanın yönünün öne çıktığını ne yapmak lazım bu eserini kabul etmek gerekiyor. Peki bu eserde ne varmış yine? Oğuz Türklerin yaşayışları, gelenekleri, görenekleri, komşuları olan Rum, Ermeni, Gürcü beyleriyle yaptıkları savaşlar ve kendi iç olayları anlatılır. Yani içerik itibariyle yine testlerde zaman zaman bu bilgiyle karşılaşıyoruz. Yine İslam diniyle ilgili örnekler de vardır ki zaten artık İslami dönem Türk Edebiyatı'na geçtiğimizde göre bu bilginin olması doğalır. Ee, yine eserde olağanüstü kişilere ve olaylara, motiflere rastlanabiliyor. Yine bakın geçiş özelliği derken yarı masalsı, yarı destansı, ancak destana daha yakın bir özellik taşıyor arkadaşlar. Bu da yine geçiş özelliği taşıdığını bize ne yapıyor gösteriyor. Eserde geçen bakın dikkat Dede Korkut meçhul bir halk ozanıdır. Yani e, eseri yazan değil ama eserde zaman zaman ortaya çıkan bir halk ozanıdır. Bilgece konuşan bir ozan şahsiyet diyoruz. Yine e, Hakan Yerleşçesi e, o normal geçiş dönemi eserlerinde olduğu gibi var. E, dil itibariyle ünsüz tekrarların yani aliterasyonun ve secdelerin bolca olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Ve eserin nüshaların bir kısmının e, Almanya Dresden'de bir kısmının Vatikan'da olduğunu görüyoruz. Ama bu yine çok önemli bir bilgim arkadaşlar değildir. Evet. İlk İslami eserlerimizden dördünü ve yine geç dönem eseri diye kabul edildiği için birçok yayında e, eklediğimiz dedekok hikayesi anlatımını Tamamladım arkadaşlar. Bundan sonra divan edebiyatıyla devam edeceğim. Ee, umarım e, videomuzda size katkı sağlamışızdır. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olsanız sevinirim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.